konuşurken elim ayağım titredi. İnanamıyorum. Bu eşkıya yüzünden ben bir gün kalp krizinden gideceğim, sana söyleyeyim. Nabzım da çok kötü atıyor. Bak bir bakayım. Yüksek mi? Yok halacığım, hiçbir şeyin. Hiçbir şeyin yok. Bir sakin ol. Olamıyorum sakin falan. Adam evi bastı resmen. Bu evden ya git ya seni süreye süreye atarım diyor bana. Demek ki hiçbir can güvenliğim yok burada. Ay hala abartma. Allah aşkına abartma. Ya sen de yandaki insanlarla birazcık daha az muhatap olursan, onlara sürekli laf yetiştirmezsen hiçbir şey yapmazlar. Bu kadar. Ne yapıyorum ben onlara? Ne yapıyorum ben onlara? Ayrıca tabii ki de yapacağım. Züleyha gidip bize ait olan parayı devlete vermiş. Böyle bir şey olabilir mi? Hala. Gözümün önünde uçtu gitti bu para diyorum sana. Gözümün önünde. Kerem Ali'nin istikbali, senin, benim. Hala bir müsaade edersen anlatacağım. Anlat o zaman. Ne anlatacaksın? Kerem Ali'nin parası var. 30 milyon para var Kerem Ali'nin hesabında. Nasıl? Nasıl var? Yılmaz ölmeden bir fon hesabı açtırmış. Babam da imzalamış. Yani Kerem Ali'nin banka hesabında bu kadar para var. Müjgan. Biliyordum. Bu korkunç yerden, bu iğrenç yerden kurtulacağımızı o kadar iyi hissediyordum, biliyordum ki. Yani öyle bir şey değil. Bu para Kerem Ali'nin. Bankada duracak. 21 yaşına gelene kadar bankada muhafaza edilecek. Ondan sonra Kerem Ali istediği gibi kullanacak parayı. Anlamadım işte. Böyle bir şey mi şart koştular? Evet, iyi ki de şart koymuşlar böyle. İyi ki mi? Delirdin sen herhalde. Neye delirdim herhalde? O para benim çocuğumun parası. Ve o istediği zaman çekebilsin diye orada duruyor. Neyine delirdim ben bunu anlamadım. 21 yaşına kadar kuruşuna dokunamadığın bir paradan bahsediyorsun sen. Dokunmayalım zaten. Niye dokunuyoruz anlamadım. O para benim çocuğumun parası. Çocuğum da vakti geldiği zaman kullanacak. Ben ne olacağım o zaman? Ben ne olacağım? Benim istikbalim ne olacak? Ya sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Bizim seninle derdimiz aynı değil miydi? Kerem Ali'nin istikbali değil miydi? Al işte Yılmaz düşünmüş Kerem Ali'yi. 30 küsür milyon para koymuş hesabına. Adnan'dan ayırmamış. Daha ne istiyorsun anlamıyorum. Oğlum garanti altında. Tamam anlıyorum. Ben ne olacağım diyorum sana. Tamam Kerem Ali'nin istikbali anlıyorum. Aferin Yılmaz'a. Peki biz ne olacağız ya da ben ne olacağım diyorum sana, anlamıyor musun? Ya ne istediğin her şey elinin altında zaten. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Konak istedin al konaktasın. Daha ne istiyorsun? Elimden gelen en iyi şekilde bakıyorum zaten ben sana. Buna bakmak mı diyorsun sen? Bu konağa beni taşımaya bakmak mı diyorsun sen? Marabaların çıktığı yere getiriyorsun beni. Leş gibi bir konak. Tezek kokan bir yerde yaşatıyorsun beni. Allah'ın dağında 3 kuruşluk maaşınla mı yaşayacağım hayat boyu ben? Hala kendine gel. Bak Müjgan, ben o Fekeli denen adamın ocağına düşmek istemiyorum. Ondan para almak istemiyorum. Anlıyor musun beni? Bu mu senin bakıyorum dediğin? Ben sana bakmak mecburiyetinde miyim? Senin derdin hiçbir zaman Kerem Ali değildi değil mi? Benim dağılan yuvam, akıttığım gözyaşlarım, elimden kayıp giden saadetim hiçbir zaman senin umurunda bile olmadı değil mi? Sen bir tek kendini düşünüyorsun. Yanlış anladın beni. Müjgan, sinirlerim çok bozuk. Sen halanı tanıyorsun, sinirlerim çok bozuk. Tabii ki Kerem Ali'yi düşünüyorum, seni düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Lütfen. Çok yanlış anladın. Ben seni ilk defa çok iyi anladım biliyor musun? Ben seni ilk defa çok iyi anladım. Ben senin hep beni sevdiğini düşünüyordum. Her yaptığını beni koruyup kollamak için yaptığını düşünüyordum. Oğlumun istikbalini düşündüğüne inanıyordum. Sen benim halamsın. Ben seni o kadar çok seviyordum ki. Kimsenin söylediği hiçbir şeye inanmadım ben seninle ilgili. Güvenme dediler, inanmadım. Hiçbir dediklerine inanmadım. Her zaman senin yanında oldum. Bir tek alan var benim dedim. Sana sığındım hep. Hep sana güvendim. Ama çok yanlış yapmışım. Müjgan. Müjgan lütfen, lütfen. Hayır. Benim böyle bir halam yok. Benden de, oğlumdan da uzak duracaksın. Buraya kadar. Bundan sonra tek başınasın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.